Herkese merhabalar. Sulu güzellik sırlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cildinizdeki lekeleri, yaşlanma lekeleri olabilir, çiller olabilir, güneş lekeleri olabilir ve bölgesel kararmalar olabilir. Tüm bunları cildinizden söküp atacak, cildinizi aydınlatırken pembemsi bir görünüm kazandıracak harika bir maske tarifim var. Bu maskemi yüzünüze birlikte kesinlikle boynunuza ve dekolte bölgenize de uygulamayı, hatta ellerinizin üzerine de uygulamayı ihmal etmeyin ki hem cildimizden lekleri söküp atalım, hem skin liftik özelliğiyle cildimizi toparlayalım, hem de arkadaşlar çok güzel bir şekilde anti-aging özelliğiyle kırışıklıkları daha oluşmadan önleyelim. Şimdi hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Bu güzel maskemiz için hemen gerekli olan malzemelerimize bakalım. Burada arkadaşlar bir tane muzun kabuğunu kullanacağız. Kabuğunun iç kısmını kullanacağız. Çünkü iç kısmı hem lif hem de potasyum açısından gerçekten çok ama çok değerli. Onun dışarısında benim şöyle bir çorba kaşığı kadar ev yoğurdum var. Sizler de ev yoğurdu bulabiliyorsanız ev yoğurdu probiyotikler açısından daha fazla içerik içerdiği için daha iyi olur. Ama tabii ki de bulamayanlar normal yoğurt da kullanabilirler. Ve taze sıkılmış limon suyum var. Burada yaklaşık yarım limon suyunu ben sıkıp hazırladım. Ama arkadaşlar şöyle bir çay kaşığı kadar kullanacağız. O kadar yeterli olacaktır. Sizler üzerine damlatabilirsiniz. Ve şekerli vanilin kullanacağız. Vanilyanın da arkadaşlar gerçekten cildinizde çok güzel lekeleri çıkartmada harika bir etkisi olacak. Şimdi hemen yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar muzumu şöyle kesmek istiyorum ki iyice ne güzel bir şekilde açtırayım. Ve bu içerisinde arkadaşlar sarı kısmına kadar gelmeden şu görmüş olduğunuz gibi lifli kısımlarını hemen alıyoruz. Gerçekten muz potasyum kaynağı çok güzel bir şekilde cildinizdeki lekeleri temizleme konusunda özellikle çok ama çok faydalı bir meyvemiz arkadaşlar. Şöyle hemen çıkartalım. Şöyle bunu da çıkartalım. Zaten çok pratik bir şekilde çıkıyor. Muzun kendisi de çok değerli ama kabuğu da çöpe atmayın lütfen. Bu şekilde değerlendirin. Bütün o kahverengi lekelerin hepsi, çiller, bütün bu problemlerinizden arkadaşlar çok kısa bir sürede kurtulacaksınız. Ben şöyle birazcık daha alacağım. Ve arkadaşlar sadece onunla da kalmıyor. Çok güzel bir anti-aging etkisi var. Yani yaşlanma karşıtı. Eğer ki bunu uygularken gıda bölgenize de bir beraberinde uygularsanız çok güzel bir şekilde serkanları toparlayacak. Özellikle yanak sarkmaları olan kişiler harika bir şekilde bunu kullanabilirler. Şöyle arkadaşlar şekerli vanilini açıyorum. Burada ölçü olarak bir çay kaşığı kadar vanilya içerisine atacağım. Bir orta boy muzun kabuğunu, bir çorba kaşığı yoğurt ve bir çay kaşığı kadar vanilya ile arkadaşlar karıştıracağız. Şöyle güzelce muz kabuklarım, vanilyam ve yoğurdum iyice güzel bir karışım haline gelsin. Daha sonrasında içerisine limon suyumu da ilave edeceğim. Bunu arkadaşlar yapması çok basit. Uygulamadan öncesinde lütfen cildinizin iyice de makyajdan arındırılmış, hatta şansınız varsa güzel bir peeling sonrasında bunu uygularsanız çok daha güzel bir şekilde sonuçlarını elde edeceksiniz. Dediğim gibi gıda bölgesine, dekolte bölgenize, ellerinizin üzerine bile sürerseniz ilerleyen yaşlarda ellerimiz en çok gün içerisinde güneşe maruz kalan bölgeler ve güneş lekeleri, yaşlılık belirtileri en çok ellerin üstünde kendini gösteriyor. Lütfen bu bakımları yaparken yüzünüz kadar ellerinize de özen gösterin ki gençlik gerçekten vücudun her yerinde kendini belli etsin. Şöyle iyice artık bunlar arkadaşlar karıştı. İçerisine bir kaşık kadar da ben şöyle görmüş olduğunuz gibi limon suyumdan ilave ediyorum. Ve güzelce bunu karıştırıyorum. Bu maskemi arkadaşlar ben her seferinde tekrar tekrar taze taze yapmak istiyorum. Çünkü içerisinde limon suyu var. C vitamini çok fazla bekletmeye gelmeyen bir şey. Aynı şekilde muz kabukları da çok fazla beklediği zaman deforme olacak besinler olduğu için lütfen sizler de bunu uygulamadan öncesinde zaten çok pratik hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Her maskemizde olduğu gibi şöyle bileğinizin içerisine bundan bir sürün. Güzelce cildinize yedirin arkadaşlar.
Bir 10-15 dakika kadar bekleyelim. Herhangi bir kaşıntı, kızarıklık oluşturmayacaksa, yani size karşı bir alerji etkisi oluşturmayacaksa bu maskemizi güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu tarifim arkadaşlar cildinize sürdükten sonra yaklaşık 30 dakika kadar cildinizde kalabilir. Ardından sıcak suyla ve üzerine soğuk şöyle buzlarla da çok güzel bir şekilde masaj yaparsanız cildinizde hem anti-aging hem skin lifting etkisi yaratacak. Yani sarkmaları toparlayacak, yaşlanma karşıtı ve leke giderici harika bir maske haline gelecek. Bu tarifim arkadaşlar cildinde açık yaraları olanların kullanmalarını tavsiye etmiyorum. Yine aynı şekilde hamile bayanların, bebeğini emziren kişilerin kullanmadan önce doktorlarına danışmaları gerekiyor. Onun dışında bu gruba dahil olmayan herkes bence bunu yapabilir. Hazır evdeyken bence cildinize güzel bir bakımla cildinizi taçlandırın. Benim bugünkü tarifim bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Hepinize güzel günler diliyorum.